Sevgili seyirciler, ben uzman doktor Ali Ümit Keçki. Hatırlayacak olursanız geçen videolarımızda ilk önce influenza'dan bahsetmiştik. Kış aylarında özellikle görülme sıklığı artan influenza enfeksiyonundan bahsetmiştik. Daha sonra videoda ise influenza enfeksiyonunun tedavisinden hem de koruma için ne yapmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Koruyucu tedaviden bahsetmiştim. Bir diğer enfeksiyon olan, daha doğrusu kış aylarında görülme sıklığı artan ama hemen hemen her mevsimde, yılın her ayında görülebilecek ama kış aylarında tabii ki özellikle görülme sıklığı artan bir diğer üst solunum yolu enfeksiyonu olarak adlandırdığımız, yani daha doğrusu o çerçevede adlandırdığımız akut tonsilit, yani bademcik enfeksiyonundan bahsetmek istiyorum. Bademcik enfeksiyonu özellikle kış aylarında artmakla beraber, dediğim gibi, tüm yıl boyunca görülebiliyor. Peki semptomları nelerdir? Hangi şikayetlerle hasta doktora başvurur? Başvurma sebeplerinden, özellikle en önemlilerinden birkaçı şu. Birincisi tabii ki boğazda ağrı ve şişlik. Hasta boğazda yutkunurken özellikle takılma hissi olduğunu, boğazda şişlik olduğunu ya da boğaz ağrısı olduğunu tarif eder başlangıçta. Yine aynı şekilde aşırı halsizliğin olduğunu, eklemlerde, bacaklarda, sırtta, kollarda, hem yumuşak dokuda hem de eklem yerlerinde şiddetli ağrısının olduğunu ve aşırı halsizliğin olduğunu söyler. Bu şekilde tarifler kendi şikayetlerini. Aynı zamanda yüksek ateş de bu hastalarda görebiliriz. Yüksek ateşten kastım, influenza'da bahsetmiştim, hatırlayacak olursanız. 39'un üzeri, 39,5-40 derece ateş seviyelerini, daha doğrusu vücut sıcaklığı seviyelerini görebiliyoruz. Ve bu ateşin bir diğer özelliği de inatçı bir ateş olması. Yani aldığımız basit ateş düşürücülerle genellikle düşürülemeyen, bir miktar düşürülse bile hızlı bir şekilde tekrar yükselen inatçı bir ateş paterni, inatçı bir ateş seyri görüyoruz. Bu seyir aynı zamanda influenza'da da var. Influenza'da da mevcut olan bir durum. Bu hastaların muayenesine baktığımızda, özellikle boğaz muayenesine baktığımızda, biraz daha ilerlemiş olan vakalarda, enfeksiyon ilerlemiş olduğu vakalarda, bademciklerin üzerinde, yani tonsillerin üzerinde bizim eksude olarak adlandırdığımız beyaz beyaz bir katman, bir enfeksiyon katmanı mevcuttur görüntüde. Bu zaten bize özellikle bademcik enfeksiyonu konusunda çok önemli bir ipucu verir. Peki bademcik enfeksiyonu dedik, yüksek ateş yapar dedik, influenza da yüksek ateş yapar dedik. Farkları neler? Birinci farkı, influenza bir viral enfeksiyondur, virüs enfeksiyondur. Influenza tip A dediğimiz, genellikle bu gruba giren viral etkenler bu enfeksiyona sebebiyet verir. Bademcik enfeksiyonu, yani akut tonsilit ise bir bakteriyel enfeksiyondur. Genellikle de etken A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz, ya da kısacası beta enfeksiyonu olarak da geçen, halk arasında, ya da streptokok enfeksiyonu olarak da adlandırılan bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyondur. Bağışıklığın zayıfladığı dönemde, özellikle de sık gördüğümüz popülasyon öğretmenler ve çocuğu olan ebeveynlerde daha çok gördüğümüz bir enfeksiyon çeşidi. Dediğim gibi kışın pik yapma eğilimindedir ama hemen hemen her mevsimde görülebiliyor. İnfluenza daha çok bunun tam tersi olarak, influenza ağırlıklı olarak kış mevsiminde A ve B farklı aylarda olduğunu söylemiştik ama daha çok kış mevsiminde görülme eğilimi gösterir. Tedavisinde peki ne yapıyoruz? Beta hemolitik streptokok, yani diğer bir deyişle beta hemolitik streptokokların sebebiyet vermiş olduğu akut tonsilit enfeksiyonunda antibiyotik kullanıyoruz. Peki süre ne kadar? Tabii süre klinik tabloya göre değişebiliyor ama ortalama olarak 10 günlük bir antibiyotik tedavisi öneriyoruz. Tabii burada şuna çok dikkat etmek lazım. Antibiyotikler, biliyorsunuz, doktorlarımızın yazması gereken, kendi isteğimizle, kendi kulaktan duyma bilgilerle kullanılmaması gereken ilaçlar. Zaten reçetesiz satılmıyor. Mutlaka doktorun reçete yazması ve bu şekilde alınması gerekiyor.
Antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyonlar da birçok bireyde var. Daha doğrusu önemli artan sayıda bireyde görülüyor. Özellikle penisilin grubu antibiyotiklere karşı. Ki temel tedavi aslında penisilin grubu antibiyotiklerle yapılmakta. Ama penisilin grubu antibiyotikler hem alerjik reaksiyon riskinden dolayı hem de artan dirençten dolayı biraz daha artık az kullanılıyor. Farklı gruplar kullanılmaya başlandı. Mutlaka doktorunuza bu konuda bilgi vermeniz lazım. Çünkü antibiyotiklere karşı alerji de hiç küçümsenmeyecek oranda görülen bir durum. İlacın değişmesi gerekiyor. Yine ateş düşürücü, soğuk algınlığı ilaçları, boğaz için sprey, pastil, C vitamini gibi çeşitli destekleyici tedavi yöntemlerini de kullanıyoruz elbette ki. Burada bir bilinmesi gereken önemli nokta daha var. Özellikle genel yapılan bir hata. Tek doz ya da iki doz antibiyotik alıp hastalar hala ateşin devam ettiğini ve verilen tedavinin etkin olmadığını söyleyerek sık sık acile geliyor ya da polikliniklere tekrar başvuruyor. Burada bilinmesi gereken nokta şu, antibiyotiklerin kanda etkin seviyeye ulaşması ortalama olarak 48 saattir, yani 2 gündür. Sabah akşam alınan bir antibiyotik baz alacak olursak en az 4 doz almanız lazım ki kanda istediğim seviyeye gelsin, etkin seviyeye gelsin antibiyotik ve enfeksiyonu kurutmaya başlasın, enfeksiyona karşı istediğimiz etkiyi göstermeye başlasın. Dolayısıyla ilk 2 gün boyunca ortalama olarak ateş devam edebilir, şikayetler devam edebilir. Fakat gittikçe ateşin hem derecesi düşecek, hem de ateşsiz periyotlar süre olarak daha uzayacak. Yavaş yavaş bu şekilde enfeksiyon çözülmeye başlayacak. Burada dediğim gibi dikkat etmemiz gereken nokta, bir doz ya da 2 doz antibiyotikten hemen sonra ben tedavi başladılar ama tedavi etkin değil diye bir yanlış düşüncenin oluşmaması gerekiyor. Dediğim gibi ortalama 2 günden sonra antibiyotiğin etkisi görülmeye başlar. Eğer hala 2 gün geçmişti ve hala ateş devam ediyor, semptomlar devam ediyorsa o zaman tabii ki antibiyotiğin değiştirilmesi gündeme gelebilir ama bu da dediğim gibi mutlaka doktorunuz tarafından karar verilmesi gereken bir husus. Hiçbir şekilde kendimizin antibiyotiği başka bir şekilde değiştirme ya da kesme gibi bir duruma girmememiz lazım. Bir diğer yapılan hata da özellikle kesme konusu deyince aklıma geldi. 2-3 gün sonra hastalar genelde ateşi düşüp semptomları gerileyince kendini iyi hissediyor ve antibiyotiği yarıda bırakıyor. Dediğim gibi akut tonsilit enfeksiyonunun ortalama olarak tedavi süresi 7 ile 10 gün arasında değişir. Bazen daha da uzayabilir tabii ki. Çeşitli bireyden bireye farklılıklar arz edebilir ama 2-3 gün ya da 4 günden sonra antibiyotik tedavisinin kesilmesi çok yanlış bir uygulama. Maalesef bunu da sık görüyoruz. Kendini iyi hissediyor hasta. 3-4 gün sonra antibiyotik kesiyor. Kestikten sonra yine 1-2 gün daha iyi hissetmekle beraber birkaç gün geçtikten sonra tekrar aynı semptomlar başlıyor. Ve ben daha yeni boğaz enfeksiyonu geçirmiştim, antibiyotik kullanmıştım. Bu tekrarlıyor, tekrarlıyor. Nedir sıkıntı diye. Hastalar da acaba bir sorun mu var diye endişeleniyorlar. Halbuki tedavi tam olarak yapılmadığı için, tam manasıyla tedavi tamamlanmadığı için geriye kalan bakteriler halen evet sayı olarak azalmış oluyor antibiyotik tedavisiyle beraber ama geriye kalan bakteriler sayıca tekrar çoğalmaya başlayıp baştaki enfeksiyonun seviyesine birkaç güne tekrar ulaşıp tekrar aynı semptomları yapıyor. Genelde gördüğümüz durum bu. Onun için burada dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi antibiyotik kullanımı gerekecekse bunu doktor tarafından ayarlanması. Alerji varsa bunu mutlaka doktora bildirilmesi. Ve tedavinin hiçbir şekilde doktorun vermiş olduğu süreden önce kesilmemesi. Bunlar bizim için altın kurallar. Dediğim gibi ateş ilk 2 gün devam edebilir. Bu korkulacak bir durum değil. 2 günden sonra devam eden bir ateş söz konusuysa ya da semptomlar artarak devam ediyor da hiçbir değişiklik yoksa o zaman tabii ki yine doktorunuza başvurmakta fayda var. Bizim dediğim gibi akut tonsilitten şüphelendirecek durum bir boğaz ağrısı, boğazda şişlik hissi, yutkunma ile ilgili sıkıntı, yüksek ateş, özellikle influenza'daki gibi dirençli ve 39,5-40 dereceleri bulan ateş. Halsizlik, eklem ağrısı, kol ve bacaklarda olan ağrı bunlar bizi şüphelendirir. İnfluenza'da benzer semptomlar vardı hatırlayacak olursanız.
Onda da yüksek ateş var, onda da vücut ağrısı var. Bunu nasıl ayırt edebiliyoruz? Tabii ki test yapıyoruz. İnfluenza için test, yine streptokok dediğimiz başka bir test uygulayarak karar veriyoruz. Durumun viral mi, bakteriyel mi olduğu. Ve dediğim gibi influenza'da antiviral ilaçlar kullanırken streptokok enfeksiyonu, yani tonsil streptokokların yapmış olduğu akut tonsil, yani bademcik enfeksiyonunda ise antibiyotikleri kullanıyoruz. İkisinin arasındaki temel farklardan birisi de bu. Dediğim gibi antibiyotik tedavisinin ortalama süresi 7 ila 10 gün arasında, hatta daha da uzadığı durumlar olabiliyor. Enfeksiyon tedavisini, yani antibiyotik tedavisini yarıda kesmenin bir diğer önemi de şu: bazı enfeksiyon etkenleri kişinin direnci eğer düşükse çeşitli komplikasyonlara da sebebiyet verebiliyor. Yani bir bademcik enfeksiyonu şeklinde başlayıp başka şekillere evrilebiliyor. Dolayısıyla verilen dozda, verilen sürede, daha ne daha erken ne daha uzun kullanacak şekilde yapmamak, erkenden kesmemek, daha da uzatmamak, verilen dozu mutlaka uygun şekilde kullanmak, doktorunuzun söylediği şekilde kullanmak, bunlar bizim için çok önemli noktalar. Bunları yaptıktan sonra genellikle 2 ila 3 gün içerisinde iyileşme periyoduna giriyor kişi ve antibiyotik tedavisini bitirdikten sonra da enfeksiyondan kurtulmuş oluyoruz. Dikkat etmemiz gereken noktalar, dediğim gibi, bunlar. Hem tedavide hem de semptomlar açısından. Bu semptomlarınız varsa, yani dediğim baş ağrısı olabilir, eklem ağrısı, yüksek ateş, boğaz ağrısı, boğazda şişlik, en yakın sağlık birimine ve doktorunuza başvurmanızı öneriyoruz. Ben öneriyorum. Ve yapılacak tahliller sonucunda da viral mi, bakteriyel mi enfeksiyon olduğu tespit edilip buna göre tedavi başlanması önem arz ediyor. Bu, dediğim gibi, kışın görülmekle beraber hemen hemen her ayda da, yılın her ayında da görülebilecek bir enfeksiyon çeşidi. Özellikle risk altındaki bireyler bakacak olursak, çocuklarla haşır neşir olan öğretmenler, anaokul öğretmenleri ve ebeveynler özellikle risk altında. Ama tabii tüm popülasyon için risk söz konusu. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var bu konuda. Ben hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programımızda, bir sonraki videomuzda yine başka enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.